Asıl hafızı komşusuydu onlar ya. Kuaförler ve Berberler Odası Başkanım. Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Şanlıurfa Mısır'ın güzide basın mensupları, saygıdeğer protokol kıymetli katılımcılar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nahnu Evet, Urfa'da denizimiz yok ama Urfa'ya bir liman yakışır dedik. Biz o denizi olmayan Urfa'ya limanı davet ettik. Ve bugün de burada Allah nasip etti bu güzel mekanda. Burada daha önce onu da anmadan geçmemek lazım. Çok değerli Eyyubiye Belediye Başkanımız, aslında mekan bize büyük şehre ait olmasına rağmen burayı makam olarak kullanıyorlardı ama bizim için en güzel makam Allah'ın indinde alacağımız makamdır dedik. Biz toplum olarak hepimize düşen bir sorununu da hatırlatmak istiyorum. Aslında bugün günümüzde gençlerimizi ve ailelerimizi tehdit eden çok büyük bir tehlike uyuşturucu. Adeta bir terör örgütü gibi. Bu sadece aile bireylerinin değil, ailelerin ve toplumun aslında tamamının sorunu, hepimizin sorunu. İdareci olarak bizlerin sorunu, bütün şehrin yaşayanlarının sorunu. Hepimiz onun için bu mücadelede elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gelmeden önce de hep projeler üzerinde sorulara muhatap olduk. Ama bedenen ve ruhen zarar görmüş bir toplumda, bu bir fert olur, bin fert olur, fark etmez. Böyle bir toplumda böyle bir muzdariplik varsa, böyle bir sıkıntı varsa, o bedenen ve ruhen sıkıntıyı gidermeden burada yapacağınız bütün fiziki projelerin hepsinin boş olacağına kanaat getirdik. O projeler gelip geçir, unutulur, daha iyileri yapılır. Ama inanın şu proje hiçbir zaman unutulmaz. Biz de dedik ki öyle bir proje olsun ki en azından bu makamı bıraktığımızda Allah razı olsun, denecek ve hiçbir zaman unutulmayacak bir proje olsun. Ve işte bu proje öyle bir proje. Bizim prestij projemiz, proje arayanlara, proje soranlara ben onları buraya davet ediyorum. Bilhassa gelip bu hizmeti yerinde görmelerini rica ediyorum. Herhalde böyle bir proje yapılacak binlerce kavşağa, binlerce köprülü kavşağa, binlerce yola, ne bileyim döşenecek binlerce kilometre parke taşına hepsine bedel. Tabii bu Liman Ayık İşbirliği Dernek'le işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz bu rehabilitasyon merkezi sadece bir bina olarak değil, biraz önce de ifade ettim, aynı zamanda umutların da yeşerdiği ve yeniden doğuşların da yaşandığı bir yuva olacak. Biz hep şunu söyledik, en büyük hedefimiz gençlerimizin ve kardeşlerimizin hayatına dokunarak onları bu bağımlılık girdabından kurtarmak ve hayata yeniden kazandırmak. Çünkü biz şuna inanıyoruz, neslin imarı aynı zamanda şehirlerin imarından çok daha önemlidir. Biraz önce bahsettiğim konu. Biz şu anda bu neslin imarına aslında niyetleniyoruz ama bir taraftan da bu şer güçlerin bozmaya çalıştığı bir nesli aynı zamanda tamirat yoluna gidiyoruz. Sadece imar anlamında değil. Modern tıbbın ve bilimin ışığında bağımlı kardeşlerimizin, Selçuk hocam da Hakan hocam da çok güzel ifade etti, maddeden manaya geçişlerine hep birlikte destek vereceğiz. Burası aslında mana aleminin çok tezahür ettiği, derin bir şekilde tezahür ettiği bir memleket. Şanlıurfa, peygamberler şehri olarak anılıyor ki öyledir. Böyle bir mana aleminin yoğun yaşandığı bir memlekette böyle bir hizmetin açılıyor olması bizler için çok büyük anlam ifade ediyor. Bir gencimizin hayatını kurtarmak sadece o birey için değil, ailesi ve tüm toplum için de büyük bir kazançtır. Burada 30 gencimiz şu anda tedavi görüyor. İnşallah yakın zamanda o 30 gencimiz topluma kazandırılmış olarak, ben buna inanıyorum. Çünkü gördük, İstanbul'da örneğini gördük. O 30 gencimiz topluma kazandırılmış olarak çok yakın zamanda toplumun içine karışacak. Bugün açılışına vesile olduğumuz bu rehabilitasyon merkezi büyük hedefimizin önemli bir parçası, en önemli parçası.
Burada sevgili gençlerimiz inşallah bir birey olarak hayata yeniden bakmayı öğrenecekler, umutla bakmayı öğrenecekler. Unutmayalım ki hiçbir zaman ümitsizlik bizim kitabımızda yazmaz, bizim inancımızda yazmaz. Umutsuzluk diye bir şey söz konusu değil. Kurtuluş her zaman mümkündür ve bizler her zaman sizlerin yanınızda olacağız. İman Ayık Yaşam Derneği'nde biz bu madde bağımlısı arkadaşlarımızla maddeden manaya geçişin bir önemli süreç olduğunu ve dünyanın aslında yaşadığı krizlerin, ki bugün ülkemizde de yaşanan pek çok adli vakanın arka planında bu mananın eksikliğini gözlemliyoruz. Hayatımda çok değişik projelerde çalıştım. Üniversitedeyim. Çok değişik öğrenciler yetiştirdim. Ama bana deseler ki hayatında en böyle mutlu olduğun şey nedir? İşte burada bir insanı değil, şu anda 500-600 tane mezun verdik. Elhamdülillah bunları hayata tutundurduk. Aileler o kadar mutlu, o kadar güzel, karşılaştığımızda ne kadar güzel şeyler söylüyorlar. O bana yetiyor. Evdeki eşyaları, belki annemin 25 yıllık çeyizini, babamla olan 25 yıllık o yüzüğünü sokak ortasında ondan ağlata ağlata aldığım günler oldu. Rabbim bana burayı tevafuk eyledi ve bana burayı nasip etti. Liman Ayık Yaşam Derneği'yle tanıştım. Yine şu düşünce vardı bende de. Yine 3 ay, 2 ay kalırım, sonra çıkarım, içerim düşüncesiyle ilerledim. İlk gittiğim esnada insanların gelip benim çantamı alması, dolabıma yerleştirmesi ve bir rehberin sabahlara kadar başımda durması beni tamamen etkilemişti. 10 gün boyunca bana bir bebek misali baktılar. Belki annemin bakamadığı, belki babamın bakamadığı gibi bana burada anne şefkati ve baba şefkati yaşattılar. Ailem sosyal medya üzerinden Liman Ayık Yaşam Derneği'ni buldu. İlk olarak beni buraya etkileyen durumu da maneviyatın olması, ücretsiz bir şekilde, ilaçsız olması aslında oldu. İlk başta tabii ki buraya geldiğimde bu sürecin sadece maddeden uzak kalarak bunu bırakabileceğime ben de inanmıyordum. Tabii buradaki ilgi ve alaka, sahip çıkma, bizi muhafaza etmeleri ve sadece 3 aylık bir süreç değil, bundan sonraki süreçte de hep beraber olacağımızla alakalı destekler beni aslında burada tuttu. Ben de 3,5 yıldır temizim. Bugün burada açılışını yaptığımız bu müesseseyi hayırla ikmal ve itmam etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bu teşebbüsümüzü hakkımızda hayırlı, bereketli ve devamlı eyle. Halis niyetle attığımız bu adımları boşa çıkmaktan koru ya Rabbi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. Evet, buradayız başkan. Dolabı var. Dolaplarda böyle düzenli. Aslında. Bunlar hepsi müdür beyin, psikolog kardeşimizin ve bağımlı sorumluluk kardeşlerimizin denetiminde. Hepsi kitap okuyorlar. Dolaplarında kitapları var. Sorumluluk sahibi oluyorlar. Yani başkan. Bunlar hepsi böyle akşam yatmadan ödevleri var. Kitap okuyorlar. Aslında şu tarafı yatakhane olan. Ora mıydı? 14 yatak olan başkan. Bu yıl, önceki başkanımızla görüştüm. Bu yıl dedim, varsın deseler köprü yapılmadı, yer yapılmadı. Ama bana dediler bizim görevimiz onu yapmak. Değil. Yani, görevimiz önce inşallah. İnşallah iş adamlarıyla beraber başkanımızı desteğiyle. İnşallah. Biz bu işe Allah'ın izniyle götürürüz. İnşallah. Biz bu işe Allah'ın izniyle götürürüz.